Merhaba arkadaşlar, kolay yaptı tasarımı hoş geldiniz. Bugünkü Unity dersimizde dışarıdan obje aktarımını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar tabii ki kendi oluşturduğumuz objelerimiz de olabilir ya da e, internetten ücretsiz veya ücretli olarak aldığımız hazır objeler de olabilir arkadaşlar. E, hmm. neredeyse tamamı aynı şekilde yapılıyor diyebiliriz. Oldukça kolay bir şekilde yapacağız. Bu dersin önemi birazcık e, şuradan da giriyor. Haritamızı gittikçe zenginleştirmeye tabii ki başladık. E, ama haritamıza düşmanlar falan eklememiz gerekecek. İşte düşmanları harekete geçirmemiz gerekecek. Veya o düşmanları e, alt etmemiz gerekecek arkadaşlar ya da işte öldürmek gerekecek diyebiliriz. Bunlar tabii ki önümüzdeki derslerde olacak ama e, dışarıdan obje aktarımı bu konuda e, oldukça önemli arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapalım, şu şekilde başlayalım. Ee, tabii ki birçok web sitesi var, ücretsiz obje veya ücretli obje alabileceğiniz. Ama şu anda benim önerdiğim web sitelerinden bir tanesi budur. Ee, açıklama bölümünde linkini bulacaksınız zaten ki zaten link de açık şekilde buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu web sitesine geldiğiniz zaman tabii ki arayarak da bulabilirsiniz ya da biraz alt tarafı indiğimiz zaman arkadaşlar farklı kategorilerde Objeleri e, bulma imkanınız var arkadaşlar. Bakın mesela burada birçok işte hayvanlar, taşıtlar e, bulunmakta. Yani birçok şey buradan alınıp indirilebilir gayet güzel bir şekilde kullanma imkanımız var. Örneğin architecture diyor. Burada e, şöyle tıklayalım bakalım. Yani binalar var aslında. Price alanına giriyorum arkadaşlar. Şu an ben ücretsiz olan e, bu bina yapılarını incelemek istiyorum Ve Evet bakalım Bizim haritamıza ekleyebileceğimiz mesela şu olabilir Güzelmiş kullanılabilir arkadaşlar bu Şu yine kullanılabilir İşimize yarayacaktır Herhangi bir tanesini Seçerek başlayabilirsiniz Birçok objeyi binayı ya da işte ev içerisinde kullanılacak farklı malzemeleri arkadaşlar bu şekilde oyununuza dahil edebileceksiniz. Örneğin şunu deneyelim mi? Ücretsizmiş. Bir bunu deneyelim arkadaşlar. Tıkladım. Alt tarafında hemen indir butonu bulunmakta. Bu arada buradan herhangi bir şey indirebilmek için ücretsiz bir üyelik oluşturmanız gerekiyor ve bu üyelikle giriş yapmanız gerekiyor. Yoksa indirmeye izin vermeyebilir arkadaşlar birçok zaten e, bu dosya sitesinde aynı durum söz konusu. Şuraya bakalım mesela. Buna geldik. Bakın benim daha önce de kullandığım, indirdiğim objelerde burada listelenmiş oluyor. Ve eee FBX formatında bu arada indirirseniz iyi olur. Burada bir zip varmış. Bunu bir indirmek istiyorum. Şuradaki OBJ diyor. Bunun içerisine indireceğim arkadaşlar. Yani masaüstünüze herhangi bir yere de indirseniz olur. Doğrudan asesini içerisine de atsanız bu arkadaşlar önemli olan Bunu indiriyor olmak ve Oyunumuzda Kullanmak Evet indirme işlemi gerçekleşti arkadaşlar şöyle bir açalım Bakın içerisinde export diye bir klasör varmış olur bakalım mesh mesh used bakalım bunlar neymiş Evet içerisinde farklı dosyalar var Güzel fpx falan varmış Tam kullanabileceğimiz bir şeyler var içerisinde gördüğüm kadarıyla Şöyle yapalım mı? Obje klasörümü açıyorum arkadaşlar. Ve bunun içerisindekileri dışarı çıkartacağım ilk olarak. Tabii bunlar arasında bakalım neler kullanabiliriz aslında birçok şey kullanabiliriz. burada güzel bakın bunun tekstürleri de bulunmaktaymış. Belki kullanırız belki kendisi de oradan aktarır. Ve bunlar arasında aslında bizim FBX formatında olanları kullanırsak birazcık daha ee, işimiz kolay olacaktır arkadaşlar. Şu daha kolay görebilmek için ayrıntılar diyelim mi? Bakın mtr dosyaları falan da varmış bunun içerisinde. Güzel. HiPoly diyor. Tamam şunu bir e, yüklemeyi deneyim ya. Bunun içerisindeki bir tanesini deneyelim bunu sürükle bırak yöntemiyle bizim e, oyun motorumuz içerisinde istediğimiz herhangi bir klasörün içerisine bırakabiliriz arkadaşlar. Proje paneline olduğu gibi ilk olarak bırakıyorum ve aktarım işlemine başlatıyorum. Güzel aktarım işlemini tamamladı. E, yani aslında şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Create bölümünden bir folder oluşturup işte adına Object diyebiliriz ve doğrudan bunun içerisine de atabilirdik arkadaşlar ki aslında şöyle taşırsam birazcık daha iyi olacak sanki benim için. Geliyorum bu objeye tıklıyorum arkadaşlar. Objeye tıkladıktan sonra görüyorsun bazı ayarları bulunuyor bunun ve bu ayarlar arasında tabii ki seçimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ama bu, bu arada animasyonu varsa doğrudan buraya da aktarmak mümkün olacaktır materyal bölümüne geleceğim arkadaşlar. Bakın bunu tekstürlere evet ekstrakt durumundaymış ama e, materyalleri yokmuş. Materyal, ekstra ma materyal diyorum arkadaşlar. Ve materyali oluşturacağı klasörü seçiyorum. E, Ases içerisinde object mi? Doğrudan object. Bu arada yanlış bir yerim aldım ya object'i. Object'i efeksin içerisine almışım. Aslında orada olmasa benim için daha iyi olurdu doğrudan objekte assets'in içerisine almak istiyorum. Sürekli bırak da bu arada konumlarını belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar geldim. Materyal oluştur dedim. Evet assets içerisinde şu anda objenin içerisindeyim. Evet bu klasörü seç diyorum. Ve klasör içerisine oluşturuyor. Bakın şu an doğrudan oluşturacak arkadaşlar. Güzel. Evet oluşturdum. Şu an buraya geldiğim zaman arkadaşlar e, bunun objesini yani işte materyalini daha doğrusu istediğim gibi şekillendirebileceğim. Bunu yaparken arkadaşlar e, şöyle bir yol izlemek istiyorum. Mesela az önce ben burada bir klasör görmüştüm. Material used bu klasörün ismi. E, burada gördüğünüz gibi tek çubuklara de bulunmaktaydı. Değil mi? Mesela ben bunları e, kullanabilirim. Yani doğrudan içerisine aktarma şansım var. Şöyle yapalım. Bu e, objenin içerisine yeni bir klasör oluşturuyorum. Adına texture deyim. Ve bunun içerisine aktarmayı deneyim arkadaşlar. Şuradakilerin hepsini bir aktaralım. Tabii ki biraz sonra hani daha farklı olanlar da var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gelelim. bunları aslında aynı yerde olsa benim için daha iyi olurmuş. Mesela şuradaki materyalleri acaba bunun içerisine sürüklesem. Benim için kullanımı birazcık daha kolay olur mu? Herhalde biraz daha kolay olur. Şimdi gelelim. Bunun içerisine mesela şunları bir sürüklesem. Şunu normal bir map'e sürüklesem, biliyorsunuz bunlar derinlikle alakalıydı. Bir fix Now diyelim. Şunun adı neymiş? Wood imiş. Aslında bunu e, sahneye ekledikten sonra yaparsak daha mı kolay olurdu? Daha kolay olabilir ya. Nasıl göründüğünü en azından bakmış oluruz. Mesela şöyle sahnede bir alan belirleyelim. Ve şöyle olduğu gibi sahnenin içerisine bırakalım arkadaşlar oldukça büyükmüş. Bunu tabii ki kendi oyunumuza göre ilk olarak boyutlandıracağız arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim. Ve konumunu belli edelim. Yani işte. Konumu böyle olsun bakalım. Tamam. Şimdi gelelim bunu mesela tıklayalım. Şu üst tarafındaki kırmızı alanlar arkadaşlar sanırım bununla alakalı. Bakalım. E, roof diyor muhtemelen budur. Ve bunu atarsam albedo'ya ve bunun normal mapini buraya getirirsem rengini de şöyle yaparsam herhalde görüntü birazcık daha iyi olacaktır. E, bunun dışında şuradaki alanlar varmış. Onu şöyle yapabilirim şu daha uygun olacak gibime geliyor. Ve bunu böyle atayalım. Şunu yine beyaz rengine getirirsem kendi rengini daha kolay alır arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya atmış atamış olduk. Evet bu şekilde durabilir. Tabii ki kendi içerisine geldiğimiz arkadaşlar yani bunu seçtiğimiz zaman daha farklı ayarlar da yapmamız mümkün olacaktır. Bakalım. Bakın bunun içerisinde farklı alanlarının ayarlar bölümü de varmış aslında. Walls diyor, duvar diyor. Şuraya gelelim. Kasça dost bölümünü bir şimdilik off yaparsam biraz daha net görünecektir. Daha sonra ışık derslerine falan geleceğiz arkadaşlar. Gelene kadar şöyle birazcık ne yaptığımızı görelim istiyorum. Evet gördüğünüz gibi objemiz bunun içerisine gelmiş gayet de yani enteresan durdu. Tamam. Bunu yapabiliriz, kullanabiliriz. Ee, güzel. Peki başka şekillerde oluyor mu? Tabii başka şekillerde FBX indirdiğiniz zaman daha farklı aktarımlarda gerçekleşebiliyor. Onları da göreceğiz ama mesela şuna geldiğim zaman aslında onu hani göstermeden geçmek istemiyorum. Geldiğim zaman buna bunun içerisinde bakın burada farklı katmanları varmış. İki katmandan oluşuyormuş. Onu da görmüş olalım bu arada. Bakın şu şekilde çatısı çıkıyormuş bunun. Ya da yılın halde kullanılabiliyormuş diyebiliriz. O zaman Walls bölümünü seçelim. Yani şuradaki duvarlarını seçelim. Ve duvarlarına baktığım zaman e, ne yapabilirim? Buna geçirgenlik olmasın gibi yani içinden geçmeyelim gibi ayarlarını yapabiliriz. E, ama bunu yapmadan önce acaba şey var mıydı? Şuraya gelelim bir. Bunun model içerisinde doğrudan bir ayarı var mı ona bakmak istiyorum çünkü aslında bir oluyor bu. Şurada mesela generate colliders diyor arkadaşlar bunu açık durumuna getiriyorum ve apply diyorum. Muhtemelen içinden geçemeyeceğimiz bir hale getirmiş olacak tabii ki denemesini falan yaparız. Evet kaydettik. Bir denemesini yapalım bakalım. Nerede? Bakın buradaymış. Değil mi? Bakın içinden geçemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta ateş ettiğim zaman ateşimin izi de çıkıyor. Yani içinden geçemeyeceğim bir ee, şekilde oluşturulmuş geçmeye çalışıyorum ama geçmiyor gördüğünüz gibi. Benim de istediğim buydu zaten. Güzel. Bunun dışında başka hani aktarımlarla ilgili neyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar? Şununla da karşılaşabilirsiniz. Tekrardan ben aynı web sitesini açmak istiyorum arkadaşlar. Mesela şuradaki o tarzdaydı diye hatırlıyorum. Doğrudan bir FPX dosyası indirdiniz diyelim ki tıklayalım ve doğrudan bir fbx dosyası indirelim. Yine obje içerisine bunu indireceğim arkadaşlar. Peki bu şekilde indirdiğimizde yani içerisinde tekstür dosyaları yok gibi görünenlerde nasıl yapılıyor? Yani bakıyorsunuz mesela web sitesine giriyorsunuz. Ee, daha gayet güzel bunun işte materyalleri, objeleri var gibi görünüyor. Ama fbx dosyasını indiriyorsunuz. Dışarı aktarıyorsunuz, bakıyorsunuz hani tekstürler nerede, materyaller nerede? Hiçbirinin yeri belli değil. Değil mi? Bunları nasıl yapacağız? Bu bizim için biraz önemli olabilir. Evet indi bu arada. Şimdi tekrar geliyorum arkadaşlar. Buraya işte sağ tıklayalım mesela. Create diyelim. Ee, şunun mesela, mesela. Building 1 diyelim bunun adına. Ve bunun içerisine aktarmak istiyorum. Gelelim. Obje içerisindeydi. Ve buydu bizim son indirmiş olduğumuz. Bunu tekrar sürüklü bırak ile Bakın doğrudan sürekli bırakla istediğim alana bunu getirdim. Şu anda bu görmüş olduğunuz gibi gri bir şekilde değil mi? Yani ben bunu e, eğer oyun içerisine aktarırsam ki boyutları da çok küçükmüş, yani Büyütsek de bunu şu halde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet böyle olduğunu göreceksiniz. Ee, Bunun yine ışık eğitimine geçemedik bir türlü ama Bunu yine şöyle yapabiliriz arkadaşlar ee, Mesela ben hani görebilmeniz açısından tabii ki ışık eğitimlerine falan geçeceğiz de Bir e, light eklemek istiyorum buradaki alana Ki Ne yapıyoruz ne yapmıyoruz birazcık bir görelim Bu derslere geleceğiz ilerleyen zamanlarda O yüzden şu anda e, Çok böyle hani Şey yapmayacağım detaylı bilgi vermeyeceğim. Ama şöyle bizim için kolay olsun diye en azından ne yaptığımızı görelim diye şöyle bir şey yapalım. İşte sağ solu iki yönden bir ışık kaynağı oluşturduk. Ee, şöyle yapabiliriz. Evet. Burada oldu sanki. Konumu falan fena değil gibi. Değil mi? benim oyuncum içinde mi kaldı bu arada? Oyuncum içinde kaldı ya bunun. Şöyle yapacağım. O kadar da olmasın ya. Oyuncu da içinde kalmasın. Tamam örnek veriyoruz ama. Evet. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaşlar böyle gri bir şey. Değil mi? Peki biz bunu ne yapabiliriz? Şuraya geliyorum arkadaşlar. Yine bu objeyi seçiyorum. Normalde aktarmadan önce bu işlemlerin yapılması gerekir. Seçtikten sonra görüyorsunuz model, rig, animation, materials gibi alanlar bulunmakta. Değil mi? Ee, şunu sonra göstereyim. Örneğin materyal bölümüne geliyorum arkadaşlar. Bakın burada bu kez az öncekinde bu buton aktif durumda değildi ama bunda aktif durumda tek türleri dışarı çıkar butonu var yani. Bu link içerisine e, bir tek tür oluşturabilirim ya da doğrudan bunu klasörü seç diyerek tek dosyalarına dosyalarını dışarı aktarabiliriz arkadaşlar. Bunu dışarı aktarma işlemini yaptıktan hemen sonra extract Materyal isteyeceğiz arkadaşlar ve materyalleri de dışarı aktaracağız. Sonra artık bunun istediğimiz şekle geldiğini göreceğiz. Tabii ki biraz daha oynayabiliriz arkadaşlar üzerinde. Güzel, burada bunları çıkartmış. FX Now diyelim madem öyle. Bu arada doğrudan aktardı ama şunu yapmakta fayda var tabii ki. Evet materyalleri de buraya aktar demekte de fayda var arkadaşlar. Çünkü ben materyalleriyle de oynamak istiyorum, bunun ayarlarını daha iyi bir şekilde yapabilmek için. Ve gördüğünüz gibi materyalleri geldi arkadaşlar. Şimdi materyallerini şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradaki beyaz rengi seçersem, bu arada benim açımdan daha iyi olacaktır. Tabii ki ince ayarları falan yine yapabilirsiniz. İki numaraya geliyorum. Gördüğünüz gibi zaten bu tekstürler içerisine aktarılmış durumda ama sadece şöyle birazcık daha ben net görmek açısından bu arada hani renkleri falan bu şekilde değiştirebilirsiniz. Yani evin görünümünü biraz daha farklı yapmak sizin elinizde. Ee, yani şöyle bir örnek verelim. Bu muydu? Buydu galiba. Bakın çatı rengini falan böyle biraz değiştirebiliyorum. Ee, yani oralar birazcık sizde. Şöyle gelelim mesela çatının olduğu yere. Evet gayet güzel duruyor. Fena değilmiş. Ama şuradaki normal map alanını ben biraz arttırırsam yani iki yaparsam bakın birazcık daha derin olmuş oldu arkadaşlar. Yani indirmiş olduğumuz objelerin birazcık daha detaylarıyla oynayarak daha iyi görünümler elde etme şansımız var. Arkadaşlar ya da mesela şuradaki alana geldik. Buradaki alan bu mudur? Muhtemelen budur. Gibime geliyor. Ee, mesela şu normal map'ine bunun iki yapsam ne olur? Biraz fazla derin oldu. Ee, i̇şte bir buçuk yaparsak. Evet güzel bir görünümü oldu bu kez. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bir başlayalım. Evet başladı. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden geçiyor. değil mi? Ama ben içinden geçmesini, bu şekilde diğer tarafa geçmesini istemiyorsam ne yapacağım? Tabii ki bir box kolaydır, oluşturabiliriz ama yani birçoğunun kendi içerisinde zaten bu ayar vardır arkadaşlar. Tıklıyorum ve tıkladıktan sonra aslında doğrudan şurada neydi? Buydu değil mi bizim ayarlarını yaptığımız asıl objemiz. Bakın kendi içerisinde parçalara ayrılan. O zaman buna geldikten sonra modele gelirsem ve model içerisinde az önce biz ne yapmıştık? Generate Colliders var değil mi? Buna tıklamıştık ve en altta Apply butonuna tıklamıştık. Bakın bunu sadece yaparsak bizim işimizi görecek vaziyeti getiriyor muymuş? Bunu biraz görelim arkadaşlar. Evet uygulamayı gerçekleştiriyoruz şu anda. Arkadaşlar bu şekilde birçok dosya indirebilirsiniz ve oyununuzu içerisine entegre edebilirsiniz tabii ki. Hemen şöyle bir deneyelim isterseniz. Evet geldik. Bakın şimdi geçemiyorum bunun içinden. Tabii ki silahımda birazcık bir bakmak bir şeyler oluyor ama içerisinden geçemiyorum. Gördüğünüz gibi artık bu etkile etkileşime geçilebilir bir dosya. Bu da muhtemelen benim silahımla alakalıdır arkadaşlar. Geçemiyorum falan ya. Yani. Onlara bakarız daha sonra. Bakın şöyle geçemiyorum içinden. Evet, bu şekilde arkadaşlar o obje aktarımlarında öğrenmiş olduk. Bu ee, tabii ki işimize çok fazla yarayacak. Çünkü oyunlarımızı mümkün olcaya zenginleştirmek istiyoruz, birazcık daha farklı fazla dosya eklemek istiyoruz. E, tabii biraz abartmayın. Yani çok böyle yüksek kaliteli e, dosyalar eklerseniz ve bunların sayısını çok çok fazla arttırırsanız oyununuz kasmaya başlayacaktır. Oyununuzda aşırı fazla obje kullanımından kaynaklanan dosya boyutunun büyümesi ile karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ama mümkün olunca optimum düzeyde tutarsanız mesela aynı dosyaları farklı farklı yerlerde kullanırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yani bunu unutmayalım lütfen. Ee, özellikle mesela daha düşük e, boyutlarda kullanım yaparsak daha düşük boyutlarda texture dosyalarını falan kullanırsak örneğin sizin için biraz daha iyi olacaktı. Bu arada bunun burada e, height map'leri de bulunmakta. Bu height map'leri de aslında kullansak fena olmaz. Yani şunun içerisine doğrudan aktarmıştır diye düşünüyordum da. Bakın birazcık daha değişti değil mi? bunları kullanırsak fena olmaz arkadaşlar. Yani hide map'leri atanmadıysa bunları atamayı deneyebiliriz. Belki biraz daha farklı görünümler elde edebiliriz böylece. Detail Max falan bu alanların atanması aslında iyi olurmuş ya. Yani birazcık materyal dosyalarıyla oynayacağız zaten. İlerleyen zamanlarda da bu materyal dosyalarının derinlemesine inceleyeceğiz. Neler yapabiliriz, neler yapamayız bunlarla ilgili evet derinlemesine inceleyeceğiz. E, bu arada seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlar da yapıyorsunuz. E, destek için. Tabii ki yorumlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi farklı bu şekilde objeler eklemiş olduk arkadaşlar oyunumuzun içerisine. Ve tabii ki farklı karakterler de bu sayede ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani özellikle şu en son gösterdiğim yöntemle birçok farklı karakter ekleme şansımız var. Örneğin Mixamo'dan alacağınız, indireceğiniz karakterleri oyunumuz içerisine entegre edeceğiz. Sonra onlara bir hareket katacağız arkadaşlar. Ve karakterlerimizle etkileşime geçeceğiz yavaş yavaş. Belki bize saldırmalarını sağlayacağız. Bu şekilde oyunumuzu ilerleteceğiz arkadaşlar. Ee, çok hani fazla vakit kaybetmek istemiyorum şu anda Mümkün olduğunca temel şeyleri anlatarak Geçiyorum ki Birazcık daha e, hani Kendi özgündüğünüzde bırakayım Detay derslerini geçtiğimiz zaman arkadaşlar bir harita tasarımı yaparken e, Yani aslında bir oyun tasarımı yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu detaylara elbette ulaşacağız Yani bir ev tasarladınız. Bu evi işte şu an herhangi bir yere koyduk. işte boyutunu rastgele bir şekilde şu an ayarladık. Ama aslında bunlar rastgele olmaması gerekiyor. Yani bir amacının olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer buradaysa bunun burada olmasının bir sebebinin olması gerekiyor. Eğer bir sebebi yoksa da belki böyle hani detaylı bir kolaydır değil. Sadece şuradan geçmesini engellemek için bir box kolaydır koysanız birazcık daha oyununuz daha iyi olur. Ya da e, bunun burada olmasının amacı oyuncunun bu tarafa geçememesi olabilir mesela. Tamam. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. E, evet güzel. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Dışarıdan obje aktarmayı bugün görmüş ve öğrenmiş olduk. Artık oyunlarınıza daha fazla obje aktarabileceksiniz. İsterseniz kendi evlerinizi yapıp onun içerisini doldurabileceksiniz. Yani belki bir ofis havası falan kadar ilerleyen zamanlarda şu anki yapmış olduğumuz level tasarımında biraz dışarıdan başlayacak oyuncumuz. Yani belli bir arazide başlayacak, arazide ilerleyecek. Daha sonra işte level değiştirip belki kapalı bir alanda devam edebiliriz. Aslında ışık eğitimi kapalı alanda olursa biraz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ama yani açık havanın ışıklarını gölgelendirmesini falan da birazcık oynasak fena olmaz. Özellikle grafikle ilgili katacağımız birkaç tane ayar var arkadaşlar. Yani onları çok daha atlamak, ertelemek istemiyorum ama temel derslerden devam edeceğiz. Yani kaç ders oldu hala mı temel diyorsanız evet aslında şu anda hala temel derslerdeyiz. Detaylara henüz erişmedik. Tabii ki sizler Özellikle bilen arkadaşlarınız var. Bilen arkadaşlarımız konularla ilgili yorum bölümünde diğer arkadaşlarımız yardımcı olursa çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.